olabilir diye sesi veya şeyleri ayarlamadık. Lütfen hani bir şey merak ettiğiniz soru olursa veya ilgilenmek istediğiniz bir şey sorun. Oradan da devam ederiz. Hatta tam 11 şimdi saatimiz. Biz de yavaş yavaş başlamış oluruz. Evet, ben işlerimi yoluna biraz daha koydum. Şimdi daha sonra paylaşmak adına kayıt altına alıyoruz webinarı. İsteyenler bizim zaten YouTube kanalımızdan paylaşacağız. Sonrasında da şey yapabiliriz. Ses yok. Ben kapadım az önce. Tabii şimdi anladım. Kusura bakmayın. Headset'ten şeyi kapadım. Şunu söylüyordum. Aslında daha önce sağ olsun Necati uygulama olarak gösterdi bizlere bu şeyi. Virtual Desktop tarafını. Tabii ismi bir değişikliğe uğradı. Bugün biraz daha konseptlerden bahsedeceğiz sizlere. Sonrasında yine vakit olursa detaylarını konuşuruz. Sağ olsun hem Necati bizim toplulukta paylaşıyor hem de sizlerle birlikte partner ekosisteminde çok değerli bilgi aktarıyor ama bugün sürede şeyimiz olduğu için kısıtımız olduğu için böyle bir demo gösterme şansımız yok. Ama genel konsepti fazlasıyla anlatacağız. Hem Virtual Desktop tarafında hem de benim bugün anlatacağım Microsoft biliyorsunuz Ignite'da isim değişiklikleri ve yeni ürünleri duyurdu. Geçtiğimiz Ignite'da birkaç ay önce. Onlardan bahsedeceğiz. Bugün ilk konumuz şey tarafında Borg olacak. Sağ olsun o bize hem MOOC tarafını aktaracak hem de nasıl hizmetler sunduklarını. Böyle keyifli bir saatimiz olacak. Evet 30 kişiye ulaştık. Biraz daha artacaktır. İşin şey tarafı havada kötü yani dışarıda pek yapacak bir şey yok. İşlerinizi de umarım yoluna koyduysanız böyle keyifli bir saat sizlerle vakit geçirmek istiyoruz. Son bir dakika sonra dediğim gibi yavaş yavaş başlamış oluruz. Az önce de bahsettim sesli bir sorun olursa tekrar söyleyeyim. Bilerek şeyi kapamadık. Mikrofonlarınızı hani özellikle soru soracağınız zaman açarsanız seviniriz. Veya chat ekranından sorabilirsiniz. Onun dışında da bu webinarı kayıt altına alıyoruz. Kayıtta da paylaşımlarımızı da daha sonra kaçıranlarla da iletip izlemelerini sağlayacağız diyorum. Ben şöyle kahvemi de doldurayım, hazır hale geldim. Sağ olsun MOOC ekibine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nadia burada. Bizimle ilk günden beri o da hem duyuru için hem de diğer taraftaki çalışmalar için destek oldu. Onun dışında başka var mı? Evet, başlayalım. Borg'u duyabiliyor musun beni? Evet Mustafa, herkese günaydın. Çok teşekkürler. Duyuyorum gayet iyi. Süper. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi aslında hani tabii seni sektörden birçok kişi Necati'yi tanıyor ama MOOC'u birazcık
anlatmak ben istedim. Hani neler yapıyorsunuz kısmıyla. Sen de sağ olasın, kırmadın bizi. Biraz bundan bahsedelim isterim. Size nasıl ulaşacaklar? İşte ben biliyorum ama tabii sahneyi sana bırakacağım. Neler yaptığınızla ilgili kısımları aktarırsanız çok sevinirim. Ne zaman aslında Türkiye'ye geldiğiniz gibi. Biraz bunlarla bilgi verirsen, çünkü şey için çok değerli, ekosistem için. Maalesef içinde bulunduğumuz şartlarda birçok firma küçülüyor ya da Türkiye'den çıkarken evet, tam tersi bir şey oldu. O bizi çok mutlu etti. İnşallah çok daha fazla firma Türkiye'ye gelir ve sizler gibi değerli işleri imza atar. Ben de sözü sana bırakayım. Hem kendini hem de MOOC'u biraz bize aktarırsan çok sevinirim. Tabii memnuniyetle. Resimde de şeyde prezentasyonu görüyorsunuz. İsmim Borga Parlar. Tanıyanlarınız olabilir, tanımayanlarınız olabilir. Mustafa'nın da dediği gibi bence biz sektöre yeni bir soluk getirdik. Bir yatırım yaptık Türkiye'de. Ben hem kendimden bahsedeyim kısaca hem de MOOC'tan bahsedeceğim size. Çok kısa geçeceğim. Daha sonra Mustafa, Necati arkadaşlarıma sözü bırakacağım. Size anlatacakları çözümlerle ilgili. Ben yaklaşık bir senedir MOOC Türkiye'de genel müdür olarak görev yapıyorum. MOOC Türkiye'nin buradaki resmi adı MOOC Teknoloji. Sektörde ben 25 yıldır neredeyse bulunuyorum, bilişim sektöründe. Aselsan'da başladı kariyerim. Daha sonra sistem entegratörü Gantech Teknoloji'de uzun yıllar çalıştım. Şimdi adı Nokia olan Alcatel-Lucent'te çalıştım. Daha sonra Türkiye'de Telekom İtalya grubunun data center ve bulut bilişim hizmetlerini kurmada liderlik yaptım. Sene 2011, yani o zamanlar biz bulut hizmetlerini başlatmış olduk. Daha sonra Tech Data, çoğunuz biliyorsunuzdur. Tech Data Türkiye satış direktörlüğü yaptım. Pek çok markanın sorumluluğunu aldım. İçinde Amazon Web Services de vardı. Pek çok yazılım ve bulut hizmetleri vardı. Şimdi de yolculuğuma MOOC Teknoloji'de devam ediyorum. Çok kısaca bilgi vereceğim size MOOC'la ilgili. Necati'cim rica edeceğim. Bir dahaki slide'a geçebilir misin? MOOC, UK'sı Ukrayna'yı temsil ediyor. Ukrayna'da kurulmuş ama artık internasyonel bir firma. M'si ne diyeceksiniz? Ona ben, Necati'nin çok güzel bir önerisi oldu. Mükemmel hani dedi o. Ben de öyle anlatmak istiyorum. Sonuç olarak Ukrayna'da kurulmuş CIS dediğimiz, yani Orta Asya dediğimiz bölgede lider konumda olan bir distribütör. Distribütör deyince ne yapıyoruz? Son kullanıcıyla bizim fatura ilişkimiz olmuyor. Hep bayilerle çalışıyoruz. Kendimizi biraz daha çözüm sağlayıcı olarak tanımlıyoruz. Çünkü biz şimdi danışmanlık tarafında da varız hep bayilerimizle. Son kullanıcıya vereceğimiz hizmetler, profesyonel hizmetler tarafında da varız. Şu anda bizim grup olarak temsil ettiğimiz 80'den fazla marka var. Yani aklınıza gelebilecek tüm IT ürünlerini aslında bu grup temsil ediyor. Çok da hızlı büyüyor. Yani sağ tarafta Orta Asya var dedik, işte Kazakistan, Azerbaycan, Moğolistan'a kadar giden bir taraf var ama şirket aynı zamanda çok da hızlı büyüyor. Batıya doğru da büyüyor. Dikkat ederseniz Doğu Avrupa'da şu anda Polonya, Belarus, Makedonya, Bulgaristan, bu tarafları da büyüyor. Türkiye'ye girmek zaten başlı başına önemli bir yatırım oldu ki İngiltere'de de bir şirketimiz var. Türkiye şu anda İngiltere'ye bağlı olarak çalışıyor. Şimdi burada biz bu anlamda aslında iş ortaklarımıza yeni bir fırsat da sunuyoruz. Pek çok iş ortağımız aslında o bölgede iş yapmak isteyenlerden de oluşuyor. Biz onlara da teklif verebiliyoruz. O bölgede iş yapan hali hazırda ya da iş yapmak isteyenlere de tabii memnuniyetle yardımcı oluruz. Bu da bizim bir katma değerimiz. Onun dışında bir distribütör olarak bütün finansal lojistik hizmetlerini verebiliyoruz. Çok kaliteli bir kadromuz var. Daha da büyüyoruz çok genç ve yetenekli bir kadroyla. Yurt dışıyla da matris bir şekilde çalışarak, yurt dışında da destek alarak üstün bir teknik hizmet verebiliyoruz. Necati rica edeceğim. Bir dakika sayalım. Bu senenin Mart ayında da Microsoft distribütör olduk Türkiye'de. Burada görebilirsiniz. Şu anda biz Microsoft'un Türkiye'de yetkili distribütörüyüz. Burada yetkinliklerimizi de sıraladık size görmeniz için. Burada terminoloji de bazen karışıklık oluyor. Microsoft terminolojisinde indirect, yani endirect, direkt gibi farklılıklar var. Biz indirectiz ama yani karışıklığa yol açmamak için aslında distribütör dediğimiz şey indirect oluyor. Biz bir distribütörüz. Daha önce de söylediğim gibi biz bayilerimizle, iş ortaklarımızla çalışıyoruz. Onlar son kullanıcılarına hizmet veriyorlar. İlerleyin lütfen. Aslında biz Microsoft bulut hizmetleri ya da Microsoft çözümleri etrafında başka markaları da birleştirebiliyoruz. Yani bunları bir bundle olarak verebiliyoruz. Microsoft'tan bahsedeceğiz bugün, özel çözümlerden bahsedecek ama başka şeyler de var. Mesela BitTight. BitTight'ın bugün eğer bir migration, bir geçiş hizmeti verecekseniz
ve bir tool. Biz bunun da Türkiye'de distribütörüz. Yine Microsoft ve benzeri hizmetlerle birleştirebileceğiniz mesela Dropsuite var. 365 Google gibi ortamların bulut backup'ını alıyor. Çok daha ileri seviye bir backup almak için mesela Nativo'nun daha henüz yeni distribütörü olduk. Nativo'da ilginizi çekebilir. Gartner Peer Insights'a girerseniz çok güzel yorumlar ve karşılaştırmalar bulabilirsiniz. Tabii markalarımız bunlarla sınırlı değil. Sürekli büyüyor. Bir dahaki slide'da aslında şu anda Türkiye portföyümüzü görebilirsiniz. Şu anda 14 tane markayı temsil ediyoruz. Az önce bahsettiklerimin yanı sıra network, storage alanında markalarımız da var ve sürekli markalar artacak. Bizi takip etmeye devam ederseniz bunu da göreceksiniz. Aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa memnuniyetle sunumların başında ben de burada olacağım. Burada da özetliyoruz. Aslında partnere neler sunuyoruz? Teknik destek veriyoruz. Bugün de zaten bir örneğini göreceksiniz. Partnerin yetkinleştirme, yenilikleri anlatma, bildirme konusunda. Eğitim, satış otomasyonu. Bizim bir B2B portalimiz var. Yani aslında bütün Microsoft hizmetlerini bu B2B portal üzerinden bayilerimiz son derece kolay bir şekilde yapabilirler, kullanabilirler. Bunun nasıl olduğunu ileriki webinarlarda belki anlatacağız. Burada Necati arkadaşımız size destek olacak. Pazarlama fonları her zaman bizim güçlü olduğumuz ve her zaman partnere işlerini geliştirmek için sunduğu bizim önerimiz. Onun dışında daha önce bahsettiğim gibi teknik, yani değerlendirmeden post sales, profesyonel hizmetlere kadar biz bütün desteği sizlere vereceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Mustafa ve Necati'ye sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa zaten Borga mail adresinde paylaştı. Lütfen kendisiyle iletişime geçersiniz. Cloud için de yani diğer sorularınız olursa da daha fazla bilgi almak isterseniz de diğer adres var. Çok teşekkür ediyorum Borga. Çok sağ ol. Çok zahmet verdi. Bizim için de çok güzel oldu. Çünkü şey tarafı çok önemli. Yani az önce söylediğim gibi maalesef Türkiye'deki duruma tezat bir şey yapmanız, Türkiye tarafına girmeniz ve bu şey içerisinde de farklı ürünlerle, çünkü birçoğumuzun duyduğu ürünler var, duymadıkları da var. Bilgi almak istiyorsanız da bu taraftan hem Necati ile hem de Borga ile çapıyoruz. Biz Simplex olarak çalışıyoruz. Gayet de keyif alıyoruz. Yani hızlılar, en azından onu söyleyeyim. Yani hızlı olmak herhalde bu şeyin en önemli kısımlarından birisi oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. O zaman biz yavaş yavaş başlayalım Borga. Teşekkür ederiz tekrar. Necati sen nasılsın? İyi misin? İyidir abi, ne olsun. Heyecanlıyım, özlemişim böyle etkinlikler yapmayı. Ya hiç sorma inşallah. Ya biz sağ olsun Necati ile hem yol arkadaşlığımız birçok yerde kesişiyor. Hem Microsoft dünyası hem diğer teknolojilerde işte aynı topluluktayız. Sağ olsun işbirlikteliğimiz de var. Bol bol görüşüyoruz. Hani biz birbirimize vakit ayırıp buluşabiliyoruz ama maalesef dediği gibi Necati'nin hem webinarlarda birazcık yavaşlamak istedik. Çünkü çok fazla oluyor. Bugün çok sağ olsun kayıt da çok iyiydi. Katılımda 40'lara ulaşıyoruz. Gittikçe de artıyor. Herkese teşekkürler bu arada. Evet. İnşallah şu pandemi hani bir şekilde normal şeyine döner. Pandemiden kurtuluruz ve normal hayatımıza döneriz. Necati'yi bir de şeyde dinlersin sahnede. Çok da keyifli. Necati, ben aslında biraz konuyla ilgili bilgi verdim. Senden hani evet, kısaca hem bir kendini tanıtıp sonrasında da aktarırsan benim de tabii sormak istediğim bir şey olsa sana seni bölerim ama arkadaşlarımızın özellikle katılımcılarımızın sorusu olursa çok seviniriz. Gayet de hani bu bulut şeyinin nasıl söyleyeyim en aktif kullanılan değil mi Necati? Hele de pandemi döneminin parlayan evet abi, yıldızından bir teknoloji hizmetinden birisini aktaracak bize. Geçen senenin bayağı yıldızıydı yani biliyorsun. Bu sene artık yine bu yeni çıkan varyantlardan dolayı Avrupa'da belki haberlerini almışsındır. Yine kapanmalar falan konuşulurken. Maalesef evet. Kapanmalardan sonra da Türkiye ve dünya genelinde artık çalışma düzenleri değiştiği için biliyorsun hibrit oldu, evden çalışma oldu, yarı ofis yarı evden çalışma oldu. Yine bu yeni düzen dedikleri çalışma dönemlerinde de belki kullanılabilecek bir teknoloji aslında. O yüzden hani bir kez daha bahsedip hatırlatmak en azından istedim bu tarafı. Çok iyi yaptın. Ben sözü sana bırakacağım. İkincisi şöyle bir şey söyleyeyim Necati. Birçok müşteriyle son dönemde çalışıyorum ve orada inanılmaz fazla kullanıldığını gördüm. Yani ilk bizim dediğin gibi 1,5 yıl önce anlattığımızda zorlanıyorduk. Hani evet, müşteri tabii kafasında da şey yapmıyordu, oturtamıyordu bazı şeyleri. Çünkü biliyorsun VDI'nin bir de kötü bir geçmişi var. Hani on-prem VDI'lerden bahsediyorum. Üreticilerin veya diğer test yapanların görüyordur.
Burada çok farklı olduğu için çok kullanımı olduğunu gördüm. Ben sözü Necati'ye bırakacağım. Buradayım. Sonrasında da ben sizlere Microsoft Defender for Cloud'a aktaracağım. Buyur Necati. Sağ olasın abi. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Dediğim gibi özledim böyle etkinlikler yapmayı. Mustafa Hocam da dediği gibi umarım yüz yüze de güzel etkinlikler yapacağımız günlerde buluşuruz. İsmim Necati Cemak, genç tanımayanlar için beni. Şu anda MUK Teknoloji'de ürün müdürlüğü yapıyorum. MUK'un sahip olduğu cloud ve çözüm ürünleriyle alakalı bunların yönetimini ve siz partnerlerle vendorların arasındaki durumu sağlamak, gerektiği noktalarda teknik destek vermek, gerektiği noktalarda pre-sales hizmeti, post-sales hizmeti vermek gibi görevlerde elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum sizlere. Bugün dediğimiz gibi normalde Windows Virtual Desktop ama Ignite'dan sonra ismi artık Microsoft Azure Virtual Desktop'a dönüşen ürün hakkında sizlere sadece bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle nedir? Microsoft'un Azure platformu üzerinde kullanıcılara sunduğu bir sanallaştırma hizmetidir bu. Peki neleri sanallaştırıyor? Windows 10 masaüstünü sanallaştırabiliyor, bazı uygulamalarınızı sanallaştırabiliyorsunuz ya da Windows Server'larınızı sanallaştırabiliyorsunuz. Bazen bu şey olarak karıştırılabiliyor. Azure'da da biz bir makine açabiliyoruz, VM açabiliyoruz. Aslında bu da bir sanallaştırma gibi. Evet doğru ama bu da bizim bahsettiğimiz nokta biraz daha son kullanıcı bazlı. Yani client dediğimiz kullanıcıların kullanmış olduğu makinaları sanallaştırıp onlara cloud üzerinden hizmet vermek, destek vermek. Biliyorsunuz pandemi zaten günümüzün son 2 yılını falan sürekli konuştuğumuz bir nokta. Ve orayla alakalı olarak da aslında çok güzel bir nokta atışı çözüm diyebiliriz bunun için. Çünkü esnek iş gücü gereken durumlarda işte örnek vermek gerekirse özellikle çağrı merkezleri çalışanları bu pandemi döneminde desteğe devam etmeleri gerekti ve birçok kullanıcını evlerine gönderdi. Her birine burada bir laptop vermek olsun ya da işte oradaki sistemleri onlara ayarlamak olsun. Windows VBD burada zaten onlara gerekli desteği sağlamaya çalışıyor. Onun dışında birleşme ve satın alma durumlarında kısa süreli ortaklıklarda ya da kısa süreli proje çalışmalarında da yine bu servisi kullanmanızı önerebiliyoruz. AVD Microsoft'un sanallaştırma hizmeti ve etkileyici bir deneyim sunuyor bize. Nedir? Öncelikle Microsoft'un söylemiş olduğu şey en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya çalışıyor. Size zaten Mustafa Hoca da bahsedecek güvenlik tarafından Microsoft'un son senelerde yaptığı yatırım gerçekten takdire şayan ve buradaki yapısını da yine kendi cloud ekosisteminde olduğu için geliştirilmiş güvenlikle beraber sizlere bu servisi sağlayacak. Basitleştirilmiş bir yönetimi var. Çok kısa bahsedeceğim zaten ilerleyen sunumlarında. Ürünümüz zaten Azure'da çalışıyor. Standart, küresel ve güvenli dediğimiz bir bulut sağlayıcı. Ekonomik, burada nasıl ekonomi olabileceğini, işte OPEX tarafından neler katabildiğini, bize CAPEX tarafından neler katabildiğini anlatacağız. Ve bu ürünü kullanırken de yanında neleri kullanabileceğimizi gösteren zaten güçlü bir partner ekosisteminden bahsedeceğim burada size. Şimdi en iyi sanallaştırmanın son kullanıcı deneyiminden bahsetmek gerekirse burada Microsoft diyor ki seçtiğiniz herhangi bir platformu şu anda sanallaştırabiliyorsunuz. Linux çok yakında gelecek ama sadece Microsoft değil, macOS, iOS, HTML5, Android bunların hepsini Azure Virtual Desktop üzerinden sanallaştırabiliyorsunuz. Herhangi bir Windows farklılaşması sağlamıyor size. Burada zaten genelde sanallaştırmayla alakalı en büyük sorunlardan biri kullanıcı oturumunu açıp kapattığında sanki yeni bir Windows'ta oturum açtığını hissettiği, bunun yavaşlığını yaşadığı durumlar. Ama Azure Virtual Desktop burada bize sağlamış olduğu servisle aslında Windows farklılaşma durumunu insanlar için ortadan kaldırıyor. Gelişmiş protokolleri var. İşte iş için Windows Hello desteği var. Band genişliği kullanımını dinamik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu taraflarda da sizler yaptığınız seçimlerle hangi yerin dolu olduysa diğer tarafa yönlendirmek olsun. Mevcut band genişliğini en iyi şekilde kullanıp kullanıcıların latency yaşamaması için elinizden gelen her şeyi Microsoft Azure bize burada sağlamaya çalışıyor. Hızlı bir VHDL yükleme sürelerine sahip burada. Aslında ilk başta Windows farklılaşması dediğim konu burada. Biz burada FXLogix dediğimiz bir çözüm kullanıyoruz. FXLogix normalde farklı bir üçüncü parti yazılımdı fakat Microsoft satın aldı bu yazılım firmasını kendi VVD bünyesine kattı. Bunun da sebebi kullanıcıyla oturum açtığında farklı bir Windows'ta oturum açsa bile VHD yüklemesini FXLogix sayesinde hızlı bir şekilde yapıp sanki oturumuna kaldığı yerden devam ediyormuş izlenimini verebiliyoruz. Yine doğal Office 365 performansı FXLogix sayesinde alabiliyoruz ve takım geliştirmelerinde de çoklu ortam yeniden yönlendirme özelliği, işte yüksek performans, düşük gecikme ses ve video görüşmelerinde Teams üzerinden ya da diğer uygulamalar üzerinden yine yapabiliyoruz. FXLogix'ten bahsetmiştim az önce. Biraz daha açayım bunu. FXLogix dediğim gibi normalde üçüncü parti bir yazılım şirketiydi. Fakat Microsoft bunu satın aldı bu uygulamasını kullanmak için. Neler yapıyor FXLogix? Normalde
Bizler bir sanallaştırma yaptığımızda kendi özellikleri olan profil container, ofis container, application masking ve Java versiyon kontrol gibi özellikleri var. Profil container az önce bahsettiğim gibi hızlı bir HD yükleme yapıyor. Yani siz aslında bir kullanıcını Windows'un da oturum açtığınızda o kullanıcının bütün verilerini bir HD olarak tutup daha sonra kullanıcı farklı bir Windows'ta oturum açsa bile sanallaştırılan yapılardan yine o container, profil container sayesinde bütün kullanıcının profilini yükleyip kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor. Ofis container yine sanallaştırmada belki kullanıp yaşayanınız vardır. Normalde ofisi sanallaştırıp dağıttığımızda kullanıcı her yeni oturum açtığında ofiste de sanki yeni oturum açmış gibi. Cache bilgilerini tutmadığını vesaire görüyoruz. Ya da işte her oturum açtığında mutlaka bir ofis Outlook kişi listesini güncelliyor. Mailbox'ını tekrardan bakıyor. Ofis container sayesinde de sanki aynı laptop üzerinde çalışıp Outlook kapatmış tekrar açmış gibi. Herhangi bir bekleme olmadan bütün cache belgelerini tutarak kullandırmaya devam edebiliyoruz. Application masking sayesinde de normalde grup grup kullanıcılara sanallaştırma yapabiliyoruz. Yani örnek vermek gerekirse muhasebeye ayrı, işte diğer client'lara ayrı sanallaştırmalar yapabiliyoruz. Ama burada artı olarak vermemiz gereken değer şu, bunları ayrı ayrı yaptığımızda ekstradan bir maliyet çıkıyor haliyle. Application masking özelliği burada aslında biraz değerli oluyor. Çünkü biz tek bir ana makineyi sanallaştırıp application masking kullanarak işte muhasebedeki arkadaşlar sadece şu uygulamayı görüp diğerlerini göremesinler, normal clientler sadece ofisleri görüp diğerlerini göremesinler gibi ayrımları yapabiliyoruz. Bu da aslında bize parasal yönden biraz daha destek sağlamış oluyor. Java versiyon kontrol ise klasik belki eimza vesaire kullananlar varsa bilirler. Genelde Java'nın belli versiyonlarını kullanmak ve güncellemek vesaire gerekebiliyor. Burada da aslında bize küçük bir yardımcı gibi düşünebiliriz. Basitleştirilmiş yapılandırma ve gelişmiş güvenlik demiştik. Güvenlik tarafında zaten hani Microsoft'un Mustafa Hoca'nın da bahsedeceği gibi yatırımları gerçekten bayağı büyük. Ama burada neler kullanılıyor? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz kısaca. Öncelikle zaten Microsoft'un güvenlik anlayışı Active Directory dediğimiz Identification kısmından başladığı için uçtan uca aslında bir güvenlik anlayışıyla burayı kapsamaya başlıyor. Nedir? Örneğin Azure Active Directory kullanarak kullanıcılar üzerinde multifaktör otantikasyon ile çift taraflı koruma sağlayabiliyoruz. Bu da kullanıcıların şifreleri ya da başka bilgileri çalınma durumunda oturum açmak istendiğinde eğer multifaktör otantikasyonu sağlayan cihaz ya da telefon bunlar çalınmadıysa fiziksel olarak kullanıcıların yapılarını güvenli bir halde tutabiliyoruz. Ters bağlantı dediğimiz bir bağlantı teknolojisi var. Burada direkt public IP'lerle Azure'a bağlanmıyoruz. Reverse DNS dediğimiz kayıtlarla direkt olarak bağlanıyoruz. Sanki on-premise'de içerideki bir IP'yi bağlıyormuş gibi. Bu da saldırganların bizim yapımıza saldırma alanlarında gerçekten bir alanı gerçekten azaltıyor. Granül erişim kontrolü var. Yani normalde sanallaştırmayı yaparken IT ekiplerine hepsine admin rolü vermek yerine yine Azure'un diğer özelliklerinde de kullandığımız gibi işte örnek vermek gerekirse şifreyi sıfırlayacak kullanıcıya sadece şifre sıfırlama özelliği verebiliyoruz. Ya da işte yapıyı yönetecek, işte veri tabanını yönetecek ya da oradaki uygulamayı sanallaştırıp onun arka taraftaki loglarına bakacak kullanıcılar için her birine kısım kısım granül erişim kontrolü verebiliyoruz. Bu da bütün kullanıcıların, yönetici kullanıcıların admin rolünde olup da saldırıya açık hale gelmesindense daha düşük admin rolü olan kullanıcılar eğer yarın öbür gün hacklenirse ya da bir saldırı olursa en azından sisteme verebilecekleri zararları biraz daha düşürebiliyoruz. Son olarak da izole edilmiş kullanıcı ortamları da sağlayabiliyoruz. Yani burada direkt paylaşım yaptığımızda kullanıcının her biri aslında tek bir makineye bağlanmak zorunda değil. Eğer orada biraz hani bütçe vesaire de gerekiyorsa varsa kullanıcıların burada her birisi için farklı farklı makinelerde açtırtırabiliyoruz. Bu da biraz daha performansı ortaklaştırıyor. Ek olarak da kullanıcıların dataları tek bir yerde değil hepsi farklı makinelerde olduğu için birisi bir sorun yaşadığında diğerleri saldırma oranları da biraz daha azaltmış oluyoruz. Verimli ve basitleştirilmiş bir yönetimi var demiştim. Yönetiminden çok kısa bahsedeyim. Kullanıcı deneyimi yönetimi bu hem masa üstünde çalışıyor hem de remote app olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ben telefonda bile çalıştırmıştım. YouTube kanalımda bir videosu vardı yanlış hatırlamıyorsam bakarsanız orada da görebilirsiniz. Birden fazla uygulama grubu ile tek bir ana bilgisayar havuzu aracılığıyla çalışabiliyorsunuz. Yani az önce dediğim gibi FXLogix'in application masking'ini kullanarak birden fazla ana bilgisayar yani tek bir ana bilgisayarda 8-9 farklı grubu hangi uygulamaları göreceğini, hangi uygulama havuzuna erişebileceğini sağlayabiliyorum. Azure Virtual Desktop kaynaklarına erişmek için de zaten Azure Active Directory, Office 365 kullananlarınız varsa zaten mutlaka kıyısından köşesinden dokunmuştur ya da en azından duymuştur. Azure Active Directory bizim Azure'un bulut servisleri için kullandığımız her tarafta tek bir kullanıcı erişim, single sign-on, multifaktör otantikasyon gibi güvenlik önlemlerini alabildiğimiz bir Active Directory yapısı cloud üzerinde kullanılıyor.
VM yönetimi kısmı otomatik bir VM dağıtımı için birden fazla araç kullanabiliyoruz. Azure üzerinden direkt zaten bunu dağıttırabiliyoruz ya da üçüncü parti yine Microsoft'un anlaşmalı olduğu çözümlerle VM'lerimizi otomatik olarak dağıttırabiliyoruz kullanıcılar üzerinde. Gelişmiş işletim sistemi ve uygulama güncelleme araçları var. Zaten işletim sistemi güncelleştirmeleri Microsoft Azure'ın kendisi otomatik olarak yapıyor. Size burada sadece şu tarihler arasında yapalım mı ya da yaptığımız zaman yeniden başlatalım mı gibi seçenekler kalıyor. Ek olarak da burada VM yönetimini bir tık daha güvenli hale getirmek için Site Recovery entegre halde geliyor. Normalde Site Recovery Azure'da bir bilgisayar açtığımızda ya da on-premise'deki yapılarımızdaki verileri bir felaket anında cloud'da ya da başka bir yerde açmamıza olanak sağlıyor. Bu yapıda entegre bir şekilde bu geliyor. Bu sayede de eğer yapımızda bir sorun olduğunda, yapıda bir çökme dediğimiz, kesinti dediğimiz durumlar oluştuğunda otomatik olarak yapımız kaldığı yerden devam ediyor. Kullanacağımız çok fazla bir şey hissetmeden Azure üzerinde bu yapıyı kullanmaya devam edebiliyorlar. Hizmet tarafında ise API'ler geliştirebiliyorsunuz. Kendi geliştirdiğiniz bu API'leri de VVD üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ya da üçüncü tarafta geliştirmiş olan bazı API'ler var. Biraz bahsetmeye çalışacağım onlardan da. Bunları da yine Azure VVD üzerinde kullanıp kendi uygulamanızı buraya bağlayabiliyorsunuz. Ya da güvenlik için yine üçüncü parti bir tool kullanıyorsanız işte hizmetlere bakma, işte Zero Day ataklarına bakma gibi durumlarda yine onları da direkt buraya bağlayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi Azure üzerine kurulu, standart, küresel ve güvenli bir bulut aslında hizmeti sağlıyoruz. Burada standartlaştırılmış bazı özelliklerimiz var. Nedir bunlar? Bölgeler arasında tutarlı bir altyapı hizmeti sağlıyoruz. IaaS dediğimiz, Infrastructure as a Service, işte VM'in, diskin ve network'ün yönetildiği. Ya da PaaS dediğimiz, Platform as a Service, burada uygulamalarımızı yönettiğimiz, yapılandırdığımız yer. İstersek bunu sunucusuz mimari aracılığıyla da yapabiliriz. Yani bugün sürekli zaten konuşulan ve hype'lanan işte containers'lar, mikroservisler, entegre servisler bunlar üzerinden de yine yapımızı dağıtabiliriz. Ya da direkt olarak IaaS tarafını kullanarak da yapılarımızı dağıtabiliyoruz. Global şu anda 54'ten fazla Azure bölgesinde bütün bulut sağlayıcı. Normalde Google'ın ve Amazon'un şu anda toplamının iki katı diyebiliyorum. Mevcut data center sayımız dünya üzerinde. Bu yüzden yapınızı kullandığınız bir noktada eğer uluslararası bir şirketseniz ya da bölgesel bir şirketseniz, farklı bölgelerde çalışanlarınız varsa yine Microsoft'un global gücünü kullanarak da latency sürelerini azaltıp en az latency olan belki de data center'ı seçip o bölgeden devam edebiliyorsunuz. Güvenlik kısmını zaten sürekli vurguluyoruz. Microsoft'un bir siber savunma operasyon merkezi var. Belki duymuşsunuzdur. Burada her gün 3500'den fazla tam zamanlı güvenlik personeli çalışıyor ve buranın güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Günlük 6,5 trilyon küresel sinyal yani Azure'un üzerinde ya da işte Microsoft'un cloud servisleri üzerinde gerçekleşmekte olan bütün sinyallere bakıp buna göre bir savunma mekanizması, buna göre çözümler ve patchleri çıkartıyorlar. Yıllık da 1 milyar dolarlık bir siber güvenlik yatırımı yapıyor Microsoft her yıl kendi güvenlik çözümlerine ve kendi sağlamış olduğu servislerin daha güvenli hale gelmesi için. Önemli bir maliyet tasarrufu sağlıyor bize bu servis. Zaten servisin çıkma nedenlerinden birisi de gerçekten normalde on-premise tarafta bu sanallaştırmayı yaptığımızdan biraz daha ucuz bir hale getirebilmek bunu. Sebebi de şu. Öncelikle bir altyapı tasarrufu sağlıyor bize. Kullanıcıları normalde eve gönderdiğimizde her birine bir laptop vermemiz ve bu laptopların da iyi olması gerekiyor ki işlemler devam etsin. Fakat burada sadece internete bağlanabilen herhangi bir laptop ya da herhangi bir cihazla bile mevcut Windows 10 vermiş olduğunuz kendi Azure tarafında vermiş olduğunuz kaynakları iyi bir şekilde kullanmak için sadece internete bağlanan bir cihaz yeterli oluyor. Dediğim gibi ben telefondan bile kullandım. Tamamıyla yukarıda açmış olduğunuz makinenin özelliklerindeki performansı alabiliyorsunuz zaten. Bu bize aşağı yukarı altyapı kısmında %70'lik bir kazanç sağlıyor. Tabii sadece bu değil, ek olarak donanım eskimesi, işte on-premise taraftaki korumalarla alakalı hepsini kattığımızda tabii ki de bir %70'lik kazanç sayabiliriz. Buna lisanslama tarafı ilk Azure Virtual Desktop çıktığında zaten en iyi para kazandığı nokta burasıydı. Çünkü müşterilerin birçoğu zaten hali hazırda Office 365'in bazı paketlerini kullanıyor. Azure'da da bir ilerleyen slaytlarda bundan bahsedeceğim. Tekrardan hatırlatacağım. Mevcut lisanslarınızı ya yükselterek ya da hali hazırda zaten kullandığınız lisanslar Azure Virtual Desktop'a uygun olduğundan Azure'da herhangi bir açtığınız VVD servisinden ya da işte diğer makinalardan kendi lisansınızı orada gösterip herhangi bir lisans ücreti ödemiyorsunuz. Sadece Azure'da kullandığınız altyapının hizmetini ödüyorsunuz. Bu da size aşağı yukarı lisans tarafında bir %60'lık kazanç sağlıyor. İşçilik maliyeti kurması ve yönetmesi gerçekten çok kolay bir yapı. Dediğim gibi daha önce POC'lerini yapmıştım. İlerleyen zamanda sizlerden talep gelirse bir POC'li etkinlik daha yaparız. Orada tekrar gösteririm. İlk çıktığında biraz zordu. Hatta
Belki okuyanlarınız varsa yazmıştım bunun makalesini. İlk yazdığımda bayağı PowerShell'le falan yapılırken sonrasında artık daha otomatik hale getirildi. Sürekli gelişen bir servis çünkü. Şu anda gerçekten kurulumu ve yönetimi çok kolay. Normalde on-premise tarafta kurup yöneteceğimiz, bunların loglarına bakacağımız, backuplarını alacağımız, güvenliğini sağlayacağımız ve kullanıcılara bunları dağıtacağımız zamanlarda yapacağımız bütün o işlemleri Azure'da gerçekten çok kısa sürelerde ve birkaç tık dediğimiz noktayla yapıyoruz. Bu da IT tarafındaki arkadaşların özellikle bu yapıyı yönetmesini ve bu yapıda yaptıkları işçilik maliyetlerinde %60'a varan bir kazanç sağlamış oluyor. Genel bakacak olursak Azure Virtual Desktop mimarisini 3 büyük parçaya bölebiliyoruz aslında. Burada en sol tarafta client tarafımız var. Yani bizim müşterimiz, sizin kendi müşteriniz ya da sizin kendi yapınızdaki son kullanıcılarınız. Burayı zaten müşteri ya da iş ortağı kendileri yönetiyorlar. Nedir bunlar? Hangi telefonu kullanacaklar? Hangi laptopu kullanacaklar? Hangi işletim sistemini kullanacaklar? O laptoplarda bunlar zaten müşterinin yönettiği noktalar. Windows Virtual Desktop tarafını ise buradaki web akseslerini, arkadaki diagnostik bağlantılarını, gateway bağlantılarını, eğer bir SQL kullanılıyorsa işte oradaki database noktalarının birçoğunu zaten Microsoft kendisi yönetiyor. Bu taraflarda sizin ekstradan bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Azure VM'leri ve servislerinde ise bunları yine müşteri ve iş ortağı nedir bunlar? İşte desktop'ta neler gözükecek? Hangi uygulamaları sanallaştıracağız? Active Directory'de hangi kullanıcılar olacak? Ve FX Logix'te bu user profillerini hangi file serverlara bağlayacağız gibi basit ayarları biz yapıyoruz. Yani arka tarafta aslında Active Directory'nin de devamlılığını Microsoft sağlıyor. Biz orada sadece kullanıcıları otantike etme, hangi kullanıcıların otantik olacağını görüyoruz. Yani aslında yönettiğimiz alan baktığınız zaman en sağ tarafa sadece biz hangi masa üstünde neleri göstereceğiz, hangi uygulamaları sanallaştıracağız ve FX Logix'te bu kullanıcıları bunlara bağlayacağız. Bu kadar basit aslında. Az önce bahsetmiştim, lisanslama tarafı için gerçekten çok yeterli bir nokta. Mevcutta kullanan, Ignite'den sonra buradaki lisanslama isimleri değişmiş olabilir. Ama buradaki lisanslardan herhangi birini kullanıyorsanız, işte örnek vermek gerekirse eski ismiyle Microsoft 365 E3 ya da E5 kullanıyorsanız, M365 işletme dediğimiz lisansı işte ya da Windows 10'un direkt biliyorsunuz CSP olarak satılan versiyonu da var. Aylık olarak alınabiliyor. Enterprise 3 ya da Enterprise 5 olarak eğitim için kullanılan A3, A5 versiyonu ya da kullanıcı başına Windows 10 VDA lisansınız varsa kullanıcılarınıza herhangi bir işi lisansınızı yükseltmeden halihazırda sadece Azure'daki servisleri kullanarak herhangi bir lisans ücreti ödemeden dağıtabiliyorsunuz. Bu da bize lisans maliyetini kapatmış oluyor. Ya da daha düşük ücretlerle mevcutta 365 kullanıp burayı arttırabilirsiniz. Lisanslarınızı upgrade edebilirsiniz. Yine daha düşük bir ücrete kullanabiliyorsunuz. Server tarafında da yine Azure'da diğer makinelerde de olduğu gibi eğer etkin bir yazılım güvencesi varsa Software Assurance dediğimiz ESA, RDS kal ve lisanslarınızda da bu varsa zaten Azure'da kullanmış olduğunuz herhangi bir makinede, sunucuda vesaire işletim sistemi ödemenize gerek yok. Azure Virtual Desktop servisini kullanabilmek için böyle kısa bir chartımız var. Çok basit bir chart aslında. Lisans olarak en üstteki lisanslardan birisi varsa buradaki işletim sistemleri destekleniyor zaten. Windows 7 için zaten en son security update'lerinde olması gerekiyor. Onun dışındaki Windows 7'ler şu anda desteklenmiyor son gelen özelliklerden. Sonra VM'lerin tutulduğu ortam Azure olabilir, Azure Stack olabilir. Bilginiz olsun. İkisini de kullanabilirsiniz. VM'lerde de Windows Virtual Desktop Agent dediğimiz bir agent var. Burada makinelere bağlanmamızı sağlayan Reverse DNS ile işte ya da Reverse Proxy ile buradaki kullanıcıların saldırı düzenini azaltan güvenlik kısmında bahsettiğim nokta var ya. Onun için buradaki agent'ı kullanmamız gerekiyor. Ama illa agent'ı kullanmak zorunda değilsiniz. Direkt bir browser üzerinden de aslında yapılarınıza erişebiliyorsunuz. Azure'un mevcut zaten tüm indirimleri ve avantajları Azure Virtual Desktop içinde geçerlidir. Nedir bunlar? Zaten Azure User Hybrid Benefit dediğimiz bir kullanım. Az önce bahsettiğim gibi mevcutta Software Assurance olan yani ESA'lı bir lisansınız varsa Azure üzerinde kullandığınız herhangi bir kaynak tarafında Microsoft'ta zaten işletim sistemi ücreti ödemiyorsunuz. Onun dışında Reserve Instance dediğimiz kaynak var. Yine burada hepimizi ilgilendiren bir şey. Normalde Azure üzerinde kullandığınız kaynakları 1 ya da 3 yıllık rezerve ettirebiliyorsunuz. Bu tıpkı hani internet sağlayıcıları diyor ya işte benim normalde 100 megabit internetim 100 lira ama 1 yıl kalma sözüne taahhütüne işte 60 liraya düşürüyorum. Buradaki aslında mantık aynı. Kullandığınız makinenin kullanım datayı 7/24 olacaksa ve bu makineyi 1 yıl boyunca kullanacağınızı öngörüyorsanız mutlaka bunları da kullanın. Bunlar da çünkü büyük avantajlar sağlayabiliyor sizlere.
Böyle kısa bir chartımızda hani Azure Virtual Desktop kullandığımızda bizim müşterilerimiz sorunları nasıl çözecek gibi aslına bakarsanız. Normalde on-premise ortamlar dediğim gibi çok oturumlu ortamlarda müşteri deneyiminde sanki Windows'un sürekli değiş tokuş olduğunu hissediyorlar. Burada biz dediğim gibi Windows 10 çoklu oturum ve tek oturum arasında seçim yapıp mağazadaki eski uygulamaları bile kolay çalıştırıp ve on-premise taraftaki geçiş yardımını kullanarak ücretsiz Windows 7 genişletilmiş güvenlik güncelleştirmelerini de Azure üzerinde aldırabiliyoruz. Veri kalıcılığı gereksinimleri, işte az önce yine Office tarafını bahsetmiştim. Outlook, OneDrive gibi her açtığımızda tekrardan bunların sync edilmesi, dataların taranması gibi bizi yavaşlatan unsurlar. Bunları da yine hızlı bir HD yükleme süreleriyle beraber FX Logix'e sağlayabiliyoruz. Makine kurulumun başına OneDrive'lar vesaire otomatik olarak, bu arada burada dağıttığımız makinelerde zaten otomatik olarak ofisleri vesaire de dağıtabiliyoruz. Yani aslında burada bize bir MDM çözümü gibi de, yani çok başı aslında bu. Bunun gibi bir çözüm de sağlamış olabiliyor. Çünkü açtırdığımız makinelerde içinde hangi uygulamaların kullanılacağı, hangi uygulamaları dağıtacağımızı da otomatik olarak seçip her dağıttığımız makinede bunları da hızlı bir şekilde dağıttırabiliyoruz. Son olarak Azure Virtual Desktop dediğim gibi Microsoft tarafından yönetilen kısımları Web Access, Diagnostic Gateway, Load Balancing tarafı, Management tarafı tamamıyla Microsoft tarafından yönetiliyor. Bizim kendi Azure aboneliklerimiz üzerinde bunlar çalışıyorlar. Compute tarafı işte disklerin devamlılığı, diskler bozulduğu, verinin devamlılığı, bilgisayarların arka plandaki bozulması ve devamlılığı gibi şeyleri ise Microsoft yönetiyor. Bizler de burada bu mimari üzerinde Azure Active Directory kimlik yönetimini kullanıyoruz. Yönetilen hizmet olarak bunu da yine kullanıcılarınızı satabiliyorsunuz. Yani illa her müşterinize bir Azure hesabı açıp da onlar üzerinden vermek zorunda değilsiniz. Kısa süreli 10-15 belki bilgisayarlı kullanıcılarınız varsa sizlerden belki bilgisayar talep vesaire ettiklerinde, client talep ettiklerinde yine kendi üzerinizdeki Azure'dan onlara da bir ana makine açıp oradaki kullanıcıya da bunları dağıtabilirsiniz. Bunu bir servis olarak da satabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Configuration Manager'ımız var ya da Microsoft Intune gibi mevcut araçlarla da buradaki makinenizi yine MDM çözümü olarak yönetebiliyorsunuz. Şirket içi kaynaklarınıza da eğer evden çalışıyorsanız, başka bir yerden çalışıyorsanız bağlantı şekliyle işte VPN'le vesaire uğraşmadan direkt Azure üzerinde sanallaştırdığınız yapıyla çok rahat bir şekilde bağlatıp kullanıcınızı kullandırabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Çok sağ olun zaman ayırıp dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olması durumunda dediğim gibi kontak bilgimden bana ulaşabilirsiniz. Telefonumdan da ulaşabilirsiniz. Az önce paylaşmıştım zaten. Çok sağ ol Necati. Aslında biraz da şey, değil mi Necati, ilk bir şey içerisinde bahsettin. Versiyon olarak da değişti ürün. Ve o yüzden de dediğin gibi kolay kullanımı var. Önceki yapıda biraz daha hani resource yapısı da farklıydı. Azure kullananlarınız bilecektir ve yönetimi de bayağı bir zordu. İlk dediği şey halde çok doğru. PowerShell sonra bir versiyon 1 geldi. Lütfen yanlış hatırlamıyorsam versiyon 2 de diye hatırlıyorum şu anda. 3 çıktı mı bilmiyorum versiyon, ama. Versiyon 2 en son hocam. Ya ilk başta diyorum ya şeyi yaşadık yani. İşte ürün çıktı hemen bir makalesini yazalım. Hani bir bakalım nedir. Evet. Yazarken böyle şey diyoruz. Ya bu çok zor kuruluyor. Bunu nasıl anlatacağız? Böyle bir 20-30 sayfalık belki makale çıktı. Sırf PowerShell komutları. Sonra aradan bir ay falan geçti. Daha farklı kolay bir kurulum çıktı. Şimdi versiyon 2'de çok çok daha farklı bir hale getirdiler. Bir de mimariyi değiştirdiler. Öncekinde bir tenant'ı bir daha anlatıyorduk. Bir tenant var diyorduk bilmem ne. Böyle artık tenant'la değil direkt aslında kullanacağı yapıya göre geliyor. Dediği gibi Necati'nin bol bol yani inceleyebileceğiniz de bir ürün. Şey kısmında çok başarılı ve yani bazı taleplerde kullanmanız için de başarılı bir çözüm olarak geliyor. Sorunuz varsa buyur lütfen Necati. Özetleyebilirim son kez. Yani şöyle örnek vereyim. Ben uygulama sanallaştırmayı bilen birisi değilim normalde. Ve bu POC yaparken şunun ne kadar kolay olduğunu gördüm. Basit bir muhasebe uygulaması indirmiştim. POC yaptım başka bir eğitimimde. Sadece sağ tıklayıp bunu kullanıcıya dağıt diyorsunuz. Ve gerçekten otomatik olarak bu kullanıcıya sanallaştırılıyor. Yani çok büyük bir kolaylık. Kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Çünkü pahalı olan bir servisi az önce bahsettiğim gibi hem lisans maliyetinden sizi kurtarabiliyor mevcut bazı müşterilerinizde hem rezervasyon yaptığınızda rezervasyon tarafından ekstra indirim alabiliyorsunuz ve gerçekten hatır sayılır bir noktaya düşüyor günün sonunda bu fiyatlar. Mutlaka tavsiye ederim kullanmanızı. Kesinlikle çok sağ ol. Şunu söyleyeyim Necati, 2011 ya da 12 application AppV diye Microsoft Hyper-V'de bir sen gözle hani diyor ya gözleri kör oldu bunu öğrendiği için. Benim de beynim şey olmuştu. Tabii buna çok spesifik yapan firmalar var. Hani söyleyeyim Citrix gibi bu çok üst düzey. AppV tarafı yaparken Necati çok güzel söyledi. Çok özür dilerim. Şey de o kadar basit ki Azure Virtual Desktop'ta. Yani hem bir şey tarafına yani Remote Desktop gibi grafik arayüzü sunabiliyorsunuz ya da hiçbir şeye ihtiyacınız yok. AppV ile yaparsınız.
Tabii bu terminalle falan Microsoft biraz daha düzeltmişti bu hizmeti. Özellikle remote app gibi uygulamalar ya da şeylerle. Tabii burada artık böyle en üst seviyede. Hatta işbirlikleri de var. Aklınızda bunu tabii şeyde kullanabiliyorlar. Varsa, evet. Tam ondan Evet. bahsedecektim. Gelişmiş aslında gelişmiş partner ekosisteminden bahsettiğimiz nokta bu. Yani Microsoft'un ilk başta o kapalı olan kutusu Azure'la beraber açıldı biliyorsunuz. Özellikle Evet. bu Windows PON'lardaki sorundan dolayı. Çünkü hiçbir partneri yoktu. Yazılım geliştirme ekibi sadece Windows'a geçiyordu. Ne oldu? Günün sonunda Google'a ve diğer şeylere kaybetti. Ve orada aslında şunu anlamış oldu Microsoft. Eğer bir cloud ürünü sunuyorsak, eğer global bir ürün sunuyorsak bizim mutlaka bu piyasada mevcutta zaten kendini kanıtlamış üreticilere ve bizim ürünlerimize benzer çözümler çıkaracak partnerlara da ihtiyacımız var. Burada hali hazırda VMware kullanıyorsanız yine aynı mantıkla yarısı on-premise'de yarısı Azure'da olacak şekilde hibrit. Citrix kullanabiliyorsanız yine aynı şekilde Citrix yapılarınızı da yine Azure Windows Desktop üzerinden sanallaştırıp kullanabiliyorsunuz. Yani burada şey gibi düşünmeyin lütfen. Mevcut yapıyı yıkalım, direkt buradaki sanallaştırmayı kuralım değil. Mevcuttaki Citrix, VMware ya da işte Parallels gibi diğer sanallaştırma yönlerini kullanıyorsanız bile bunları da Azure'a entegre edip yine aynı şekilde birçok şeyi Microsoft'un yönettiği sizin Citrix üzerinden bildiğiniz arayüzlerden kullandığınız veya dağıttığınız bir yapıya dönüştürebiliyoruz. Kesinlikle. Çok sağ ol Necati, ağzına sağlık. Dediğim gibi konuşsak çok şey çıkar. Bir de şöyle bir konu var. Orada bir şey daha vurgu yaptı Necati. Şeyde VDI tarafında on-prem'de kaynak yönetimini neredeyse yapamıyorduk. Yani o kadar zordu ki tabii şimdi çok daha onlar da gelişti. İşte Horizon tarafında ya da işte Strix'in çözümleriyle. Buradan siz belirleyemiyorsunuz. Bir pool'u ayarlıyorsunuz ve o kadar kolay ki siz yani o taraftaki kaynak yönetiminin sağlanması. O açıdan da sorularınız olursa hani işin üstadı Necati ile veya işte şeylerle iletişime geçerseniz özellikle Azure tarafındaki en çok kullanılan servislerden birisi oldu diyebiliyoruz. Bunu da aktaralım. Necati teşekkür ediyorum. Ben de bir 15-20 dakika arkadaşlara, katılımcılarımıza bir bilgi vereyim. Evet. Buradan bir soru geldi sağ olsun. Onu da söyleyelim. Windows Virtual Desktop Autoscale yapma tarafının config yönetmesi zorlu değişiklik oldu mu bu arada diye bir bilgi veriyor. Evet eskiden bu şeyden. Zordu. Evet buyurun Necati. Ama bu versiyon 2 ile beraber hem Autoscale tarafı hem de config yönetmesi tarafında geliştirmeler geldi. Örnek vermek gerekirse Autoscale tarafında eskiden mesela bizler rezervasyon falan yaparken gerçekten korkuyorduk. Çünkü o tarafta makine büyüdüğü zaman tekrardan rezervasyon upgrade edilmesi falan gibi sorunlar oluyordu. Şu anda burada Autoscale yapma tarafında sadece canlı yapılarda bazen client'larda kopmalar yaşanabiliyor ama onun dışında Autoscale tarafındaki o zorluklar da bütün bu PowerShell durumlarıyla beraber versiyon 2'de evet. Çok çok daha rahat bir yönetim durumuna getirildi hocam. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Necati. Buradasın. Lütfen sen de destek verirsin bir şey hani aktarmak istediğin bir konu olursa. Ben de şey yapayım, paylaşımı açayım şu anda. Görüntü geldi mi? Ben kamerayı tamam. Kapatıp uzaktan sesini de duyuyorum hocam. Görüntü güzel, ses güzel. Ağzına tamam, sağlık şimdi. Harika. Tamam, teşekkür ederim ben de. Ben de size aslında Microsoft'un işte az önce de söylediğim Ignite'da duyurduğu bir çözümü aktaracağım ve burada biraz daha değişikliği uğrattı. İsmi Azure Defender ve Azure Security Center'ı biraz daha farklı bir hale getirdi. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Bu da sizlerin çok fazla özellikle sadece Microsoft çözümleriyle değil ki az önce bahsettiğim yine Necati işte VMware'in ya da Strix'in gelmesi gibi burada tam farklı bir 360 derece bir bakış açısıyla Microsoft işte AWS ya da Google Cloud platform da kullanıyorsanız onu da o platformları da güvenlik açısından yönetebileceğiniz bir çözüm geliyor. İsterseniz başlayayım. Çok kısaca aktaracağım çünkü vaktimiz çok az. Benim de ismim Mustafa Kara. İşte 19 yıl sonra geçen sene bu zamanlar yaklaşık bir yıl geçti. Simplex adında bir firma açtım. Simplex Teknoloji şu anda da hem İstanbul'da hem de Konya Teknokent'te ekibimizle büyüyen bir trendimiz var. Ağırlıklı olarak biz de cloud ve cloud güvenliği üzerine üreticilerle ve çözümlerimize destek veriyoruz. Onun dışında da ben uzun yıllardır eğitim tarafındayım. İşte sadece son 10 yılda yaptıklarımı görebilirsiniz. Aynı zamanda kendi kişisel blogumda ya da MSL.org'da paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Yakın zamanda kendi şirketimizin Simplex'teki teknoloji blogunda yazmaya başladık. Sağ olsun ekip büyüdükçe arkadaşlar da oluşturuyor. Ben şöyle geleyim, hızlıca başlayayım. Bakın şöyle bir kısım var. Bu aslında Cloud'daki daha önce de yaptık diğer üreticilerle de Cloud'daki en büyük 3
zorluktan bir tanesi. Nedir en büyük zorluk derseniz, birincisi şu: iş yükleri, yani cloud'un doğası gereği iş yüklerimiz artıyor. İş yüklerinin artmasıyla, şöyle kapatayım, iş yüklerimizin artmasıyla, hatta şöyle yapacağım, tamam, sorun yok. İş yüklerinin artmasıyla birlikte, Necat, şeyleri, katılanları sen dahil edersin, sana zahmet. Tabii, tamam, çok teşekkür ederim. Cloud'un doğası gereği ne diyoruz aslında? Ölçeklenebilir, her an ihtiyacınız olduğunda kaynakları yapınıza dahil edebilirsiniz diyoruz. Tabii bu güzel olan tarafın aslında bir de sıkıntısı var, güvenlik tarafı. İşte biz ne yapmamız gerekiyor? Çok hızlı bir şekilde oluşturmuş olduğumuz bir sanal makine olabilir, bir veri tabanı hizmeti olabilir ya da herhangi bir Azure kaynağının ya da diğer üreticiler ki bulut kaynaklarının hızlı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Burada en büyük aslında sıkıntılardan bir tanesi bu. Sizler oluşturmuş olduğunuz kaynakları cloud tarafında yönetimde zorlanabiliyorsunuz ki hani örnek veriyor zaten burada, bir oran gösteriyor. İkincisi, şunu çok iyi biliyoruz ki compliance'lar veya uyumluluklar ve işte şey tarafındaki güvenlik gereksinimleri görünür değil. Bu görünür olması bulutta da aynı şekilde gidiyor ve zorlaştırıyor. Yani örnek olarak söyleyelim size, işte çalıştığınız kurumun veya endüstrinin uyması gereken belirli regülasyonlar veya compliance'lar varsa bunlarla ilgili aslında iyileştirmeler yapmanız gerekiyor ve bunlar gerçekten de çok zor bir hale geliyor. Birazdan örneklerini göstereceğim portalda, bir 5 dakika Azure portalda daha hızlı görüyor. İkincisi de hem bulut yapısında hem de kurum içerisindeki kaynaklarınızda, bu herhangi bir iş yükünüz olabilir, bir sanal makineniz olabilir ya da kullanıcılarına verdiğiniz herhangi bir endpoint olabilir. Buralarda aslında sofistike ataklar da her geçen gün artıyor. Sofistike ataklardan kastımız aslında şu: hani sizlerin daha önce kullanmış olduğu çözümlerle bilinmeyen ya da zero trust, özür dilerim, zero day dediğimiz o anda tespit edilen, ki şu anda mesela bir örneğini göstereceğim sizlere, herhalde son 2-3 günün en büyük konusu Log4j tarafında çıkan açıklar ve bu atakla ilgili de sıkıntıların kapatılması, bütün ekosistem bunu konuşuyor. İşte bu tarz yerlerde işte sofistike atakların tespit etmesi de zorlaşıyor ve artıyor. Bunları çok daha visible hale getirmeniz gerekiyor ve bunu getirebileceğiniz çözümler aslında Intelligent Security dediğimiz akıllı, içerisinde birçok veriden, buna signal diyoruz, işte veriden bilgi alabilen ve bunları da ayrıştırıp sizlere öneriler şeklinde sunabilen bir yapıya gerekiyor. Bir kısım göstereceğim, diğer kısım da şu: biz diyoruz ki Microsoft bu tarafta, Necat sağ olsun aktardı o da kendisi, herhalde son 3 ya da 5 yıl diyeyim, yani son 5 yıldır Microsoft arka taraftan çok büyük bir şekilde güvenlik tarafına yatırım yapıyor. Yüzyıllardır hani şey tarafında olduğu gibi, hani nasıl söyleyeyim sizlere, işte geleneksel orduların ya da geleneksel ülkelerin kendi silahlı yatırımları gibi düşünün bunu. Arka taraftan da Microsoft cloud ekosisteminde büyümesiyle birlikte son 5 yıldır o da kendi arka tarafta bunları yavaş yavaş büyütüyordu ve bu ürünleri bizlere duyuruyordu. Ve ciddi ciddi de konuşulmaya başlandı. Daha önceki yıllarda çok iyi hatırlıyorum, biz etkinliklere gittiğimizde güvenlik tarafında olan çok değerli uzmanlar ürünlerin çok yeterli olmadığını ya da belirli ölçeklerde desteklemediğini söylerken, şu anda birçok bağımsız araştırma platformunda en böyle top noktada gözüküyor ve aktarıyor. Bunun nedenini de söyleyeyim sizlere. Yani burada gösteriyor, dikkat ederseniz her 2 saatte bir 8 trilyona yakın bilgi geliyor. Bu sinyallerden veri alınıyor. İşte burada çok ciddi bir Security Operation Center kurdu Microsoft. Bu Security Operation Center'la da aslında 3700'den fazla güvenlik uzmanıyla yıllık olarak da 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını söylüyor. İşte bu 1 milyar dolar yatırımla aslında bugün bizlere işte hem VDI tarafında olsun, hem Azure tarafında olsun, hem AWS tarafında olsun, hem de diğer çözümlerle hizmet sunuyor ve bu güvenlikleri sağlıyor. Onun dışında Microsoft Defender'la 2020 içerisinde 6 milyara yakın kötü amaçlı tehdidin, kötü amaçlı yazılım tehditlerinin bloklandığı, engellendiği duyuruluyor. Ve Fortune 100 listesinde 90 tane, yani ilk %90 firmanın 400 binden de fazla müşterisinin Microsoft'un security çözümlerini aktif kullandığı belirtiliyor.
Peki ne oldu? Ben birazcık ondan bahsedeceğim ki bir model var. Aslında biraz bu modelini de bahsedelim. Önemsiyorum ben bu modeli. İsmi de yani gördüğünüz üzere Cloud Kill Chain dedikleri bir model aslında. Bu bir saldırının, Cloud'da gerçekleşen bir saldırının büyük bir duruşu gibi düşünebilirsiniz. İşte Exposure, Access, Lateral Movements ve Actions dediğimiz dört bölümden oluşuyor. İşte burada aslında sizin biliyor ki kötü amaçlı kişiler bulut açık sistem, bulutta kullandığınız sistemler var. Bu sistemlerin bir kısmını işi gereği, doğası gereği internete açıyorsunuz ve internet açıldıktan sonra da işte sizlerin aslında açıkların tespit edilmesi ya da doğal haliyle bazen atlanabiliyor. Default'ta bırakılan ayarlar ya da konfigür edilmemiş sistemler gibi durumlar gerçekleşiyor. İşte bu durumlarda aslında kötü amaçlı saldırganlar buradaki sistemlere ulaşmak için bu dörtlü modeli yapıyor. Exposure aşamasından sonra access dediğimiz erişim kısmına geliyoruz. Burada erişim yapılırken işte credential'lar, uygulamalar, sanal makineler ya da verileriniz, saklanan bir blob storage'ınız ya da bir SQL database'iniz varsa gibi düşün ya da IoT aygıtların üzerinden erişimler yapılıyor. Bu erişimler sağlandıktan sonra yatay hareket dediğimiz kısma geçiliyor ve burada aslında saldırgan sizin sistemlerinize erişmiş oluyor ve sizin eğer bunu tespit edecek bir yazılımınız yoksa belki tespit etmeniz aylarca süre alabiliyor. Çünkü arka tarafta herhangi bir şekilde sizler dediğim gibi behavior analytics tarzı, defender tarzı ya da işte bu tehdit koruma yazılımları kullanmıyorsanız tespit etmekte çok ama çok zorlanıyorsunuz. Bu da büyük bir sıkıntı onu söyleyebilirim. Son olarak da artık saldırgan zaten içeride sizin verilerinize erişiyor. Hatta kendini arka tarafta farklı yetkilere yükseltiyor ve burada da işte işin kötü tarafı ya verilerinizi alıyor ya işte ransomware gibi kötü sonuçları doğuran ve birçoğumuzun da gün içerisinde sıkça duyduğu sıkıntılara yol açıyor ve sizlerin ciddi ciddi kurumlarınızın diyeyim daha doğrusu ciddi bir sıkıntıya düşüren maliyetlere yol açıyor diyebiliriz. İnternette yazarsanız Cloud Kill Chain model dediğinizde detaylarını göreceksiniz. Bakın daha önceki hani şey tarafında on-prem'deki atak çerçevesi framework'ünden daha farklı bir model olduğunu ve buralarda da bu şekilde ilerlendiğini görebileceksiniz. Peki Microsoft Defender for Cloud ne? Birazcık bundan bahsedeyim sizlere. Lütfen sorunuz olsa bana aktarın. Aslında Microsoft Defender for Cloud hem cloud ortamlarınızda hem de hibrit cloud dediğimiz on-prem ve cloud yapılarınızı korumasına yönelik bir güvenlik çözümü. Burada Microsoft multi cloud bir yapıyla getiriyor ve size diyor ki ben Azure, Amazon veya Google fark etmez ya da hibrit yapınız olabilir ki Necat aslında biraz bahsetti hani dikkat ederseniz dinledikçe çıkıyor. Microsoft'un ya da diğer üreticiler hibrit tarafta da çok ciddi yatırımlar yaptı geçtiğimiz yıllarda ve regülasyonlarla kaynaklanan sorunları minimuma indirmeye çalıştılar böylelikle. Ve orada işte Azure Arc'lardan ya da işte HCI tarafındaki Azure Stack çözümleriyle bunları sağlıyor. O yüzden siz geleneksel bir bulut çözümü, geleneksel çözümler kullanıyorsanız ya da bulutun ya da hibrit bulut daha entegre çözümler kullanıyorsanız hepsini tek bir yerden yönetebileceğiniz bir şey çıkarıyor. Kuş bakışı bir çözüm aslında. Dikkat ederseniz diğer üreticilerin cloud'un doğası gereği bir ekosistemde yer olması, yani daha doğrusu düzgün bir yer edinebilmek adına birçok şeyin tespitiyle çalıştırılıyor. Burada biraz daha detaylarına gireceğim ve örnek göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi Microsoft Defender for Cloud'un genel bakış yaptığımızda ben Ignite'de dinlemiştim. İşte Azure Security Center'ı zaten biliyorduk. Microsoft'un SOC'si diye düşünebilirsiniz. Hem on-prem yapıda hem de diğer taraftaki güvenlik şeylerinizin Operation Center olarak gözler önüne sürüyordu. İki tane modeli vardı. Bir ücretsiz bir de ücretli modeli vardı. Ve buralarda sizler aslında ne yapıyordu? Cloud'daki güvenlik duruşunuzun ne durumda olduğunu gösteriyordu. Posture'daki kastımız bu. İşte Secure Score'larla, Policy'lerle veya Compliance'larla bunları gösterip Automation çözümlerle de aksiyonlar alabiliyordunuz. İşte Azure Arc gibi Microsoft'un az önce bahsettiğim diğer hibrit çözümleriyle ya da siz kendi on-prem yapınızı hibrite gerçekleştirdiğinizde ya da bizde Simplex olarak da
multi-cloud destek veriyoruz birçok müşterimize. İşte AWS'te kullandığınız bir iş yükünüz ya da buna benzer firmalardaki yerlerin korumasına olanak sağlıyorsunuz. Burada çok fazla isim göreceksiniz ama aklınızda lütfen Microsoft Defender for Cloud kalsın. Çünkü ana yerlerini ben ekrandan size göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kısma gelirsem eğer, Azure Security Center'da işte yeni isim diyoruz ki ikisinin birleşimidir. Defender for Cloud olarak geliyor. Lütfen karıştırmasın. Defender for Cloud Endpoint var. Bu ayrı bir çözüm biliyorsunuz. Hani şey tarafta da kullanıyoruz. Son kullanıcılarımızın cihazlarını yönetmek için, korumak için kullandığımız çözüm. Bunlar birazcık isim olarak da benziyor. Lütfen karıştırmayın. Ne yapıyor derseniz, ben çok hızlıca geçen biraz da göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle bir dashboard'umuz var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Bu dashboard'da aslında sizler kuş bakışı şirketinizin buluttaki ve hibrit buluttaki ya da multi cloud'daki güvenlik durumlarının ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Bende şu anda sadece 3 abonelik var. Sağ tarafta dikkat ettiğinizde 33 aboneliğin, 2 AWS account'unun, 4 Google Cloud platform projesinin ki Kubernetes tarafta ya da başka şeylerle de oluşturabilir. Herhangi bir servisin durumunu görüyoruz ve buradaki dashboard'da yani sizin göreceğiniz ana ekranda sizlerin güvenlik seviyesinin ne durumda olduğunu, iş yüklerinizin ne durumda olduğunu, güvenlik puanınızı ya da regülasyonlara uyumluluklarınızın ne durumda olduğunu, yani compliance seviyelerinizin bahsediyor. Burada SOC'den tutun, işte PCI DSS'e, NIST'e, AWS'in CIS'ine, birçok şeye kadar regülasyonlarda security benchmarklar yapabiliyorsunuz. Ve bunlar da aslında size bir yol haritası gösteriyor, ne durumda olduğunuzu aktarıyor. Onun dışında iş yüklerinizin durumları, firewall'larınızın durumları ve size sağ tarafta da insight'lar öneriyor. Ve burada aslında insight'lar öngörülerle birlikte güvenlik tarafınızdaki varsa sıkıntılarınızı gidermenize yol açan bir yapı sunuyor. Gerçekten de çok değerli bir çözüm aslında bu tarz yerler. Hani ben birkaç yıl öncesini hatırlıyorum. Bir şeyin tespit etmek, yani diyoruz ya ölçemezsen yönetemezsin. Şimdi de tam tersi oldu. Artık saldırılarda sizler korumanın dışında içeride bir durum ya da sistemleriniz ya da bulut teknolojilerinizde bir durum olup olmadığını bilmek için ne yapmanız gerekiyor? Tespit etmeniz gerekiyor. Bunlar da aslında bu tarz dinamik akıllı çözümlerle oluyor. Güvenlik duruşunuza baktığımızda aslında size bir Secure Score Impact çıkıyor. Tabii firma isimleri söyleyemeyeceğim ama son birkaç aydır çok değerli Türkiye'nin en büyük kurumlarıyla çalışma şansım oldu. Ve oralarda gerçekten de bu Secure Score'a çok dikkat ettiğini gördüm. Hatta bazı ekiplerin kendi score kartlarında, yani performans değerlendirmelerde biliyorsun score kartlar kullanıyor. Bunlarla ilgili puanlamaları da içerisinde yer aldığını görüyoruz. Aslında size şunu söylüyor Secure Score dediğimiz kısım. Sizin kimlikleriniz, erişimleriniz, işte compute dediğimiz sanal makineler ya da diğer işte ortamlarınız ya da uygulamalarınızın puan durumlarını gösteriyor ve burada da yapmanız gereken puanlarla size etkilerin ne olduğunu anlatıyor. Ve sizler böylelikle Secure Score'a isterseniz granüler dediğimiz tek tek bakış atabilirsiniz ya da toplu bir şekilde görüp ne durumda olduğunuz ve uygulamalarınızın işte network'ünüzün herhangi bir açık var mı yok mu ya da kapatmanız gereken öneriler neler bunları görme şansına sahipsiniz. Aslında size ciddi bir öngörü çıkarıyor. Bu değerli bir şey diyebilirim sizlere. Burası çok ciddi bir şey aslında. Assessment ve management yapıyor. Yani sizin aslında yine işte 3 büyük üreticinin bulut tarafındaki sağlayıcının diyeyim daha doğrusu durumlarıyla bir değerlendirme yönetim ekranı. İşte burada diyor ki regülasyonlarınızda uyumluluk tarafta bahsedebiliriz burada. Ne durumda olduğunuzu şey Mitre Attack Framework dediğimiz çerçeve içerisinde güvenlik tarafı, güvenlikle uğraşanınız eminim çok yakından takip ediyorsunuz. Bir harita çıkarıyor. Ya da işte default'ta enable gelen security benchmarklarla ne durumda olduğunuzu gösteriyor. Ve sizler de çok hızlı bir şekilde eğer uyumluluk sorunları yaşıyorsanız ya da uyumluluk durumlarınızı görmek istiyorsunuz buradan rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz diyorum. Zaten 5 dakika size bu canlı olarak ekranları göstereceğim. Diğer tarafa geldiğimizde envanter kısmı. Envanter kısmında da bahsettiğim gibi multi cloud olarak birçok hizmetin
kaynağın ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Aboneliğinizi görüyorsunuz. Buralarda hangi sistemlerde ne durumda olduğunuzu ya da size önerilerin ne olduğunu görüyorsunuz. İsterseniz bu önerileri Azure Resource grafı atıp daha fazla detaylara girebilirsiniz. Ya da isterseniz bir CSV dosyasıyla export edip başka yerlerde import ederek bu analytics olarak görebilirsiniz. Buradan hızlıca bir şekilde tüm envanterinizin ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun lütfen. Peki biz bunları tespit ettik, durumları gördük. Ne yapacağız? Otomatik iyileştirme dediğimiz remediation aşaması. Burada birden fazla kanal kullanabiliyor. Yani size Azure Log Analytics'te ya da Azure Logic Apps'te bir şey gönderip sizin bu ayarlamış olduğunuz gerçekleşen uyarıları bir Logic Apps'te hareketleri trigger edip çalıştırabiliyorsunuz. Ya da Microsoft Teams'i Outlook'a, Slack'a ya da birçoğunuz belki kullanıyorsunuz ya da duymuşsunuzdur. Sektörde çok meşhurdur. ServiceNow gibi IT yönetim yazılımlarınız varsa ya da buna benzer çözümleri gönderip sizlerin aslında aksiyon almanızı sağlatabiliyor. Burada sizler de belirleyebiliyorsunuz. Sadece bir örnek olması açısından göstermek istedim sizlere. Workload Protection'a geldiğimizde aslında size burada Workload Protection'da birazdan detayına gireceğim. Workload'daki iş yüklerinizin ya da Cloud'daki iş yüklerinizin ya da Hybrid Cloud'daki iş yüklerinizin genel durumunu çıkarıyor. Dikkat ederseniz bu kısımda şöyle göstereyim lazerle. Şu tarafa baktığınızda sunucularınız, Kubernetes kullanıyorsanız Azure ya da Amazon ya da ilgili platformu, Kubernetes sistemleriniz, Container Registration dediğimiz kısımlar, birazdan bahsedeceğim. Bunlarla ilgili sizlere aslında çıkarıyor. İş yüklerinizin koruma durumlarını çıkarıyor. İşte ne durumda olduğunuzla ilgili bilgiler veriyor. Ve sizler de bu bilgilerle birlikte gerçekleşen security alertlerle advanced bir gelişmiş bir koruma sağlıyorsunuz. Çok özür dilerim. İlerleyen zamanda şunu göreceksiniz. İşte Microsoft Defender for Servers, Microsoft Defender for Storage, Microsoft Defender for Kubernetes ya da Key Vaults ya da DNS gibi ayarların olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Cloud workloadlarımızı korumadan bahsetmiştim. Dikkat edin. Bu tarafa geldiğimizde aslında Azure Arc'la birlikte faydalanabileceğimiz gibi ya da sizin yapınızda bir hibrit mimari varsa, hibrit cloud mimarisi varsa bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İşte Microsoft burada multi cloud ve hibrit protection'dan bahsediyor. Diyor ki Azure taraftaki Defender for Cloud sizlerin security duruşu, güvenlik duruşunuz ve uyumluluğunuzu, sunucularınızın korumasını, tehdit koruması, vulnerability assessment dediğimiz açık değerlendirmesi gibi kısımları ya da automation veya sizlerin yönetim istediğiniz, ölçekli yönetim yapmak istediğiniz yerlerde de CM entegrasyonlarınız ya da otomasyonlarla birlikte sağlamanıza yol açıyor. Workload kısmını anlatmıştım sizlere. İsterseniz biraz şu kısımlara geçireyim ve sonra da göstereyim. İşte az önce bahsettiğim kısım nedir? Microsoft Defender for Servers. İşte biz biliyoruz ki bir müşterinin kurum içi yapısından belki ilk defa geçmiş olduğu Aziz dediğimiz mevcut iş yüklerini Cloud'a aktardığı yer aslında nedir? Sanal makinalardır. Çünkü sanal makineler sizlere işin doğası gereği çok daha esnek bir şekilde yönetim sağlar. PaaS veya SaaS servislerine göre söylüyorum. Ve sizler de normal olarak PaaS servislerini de daha sonrasında SaaS'a geçmek istediğinizde öncelikle on-prem'den makinelerinizi cloud ortamımıza IaaS yapılarını alırsınız. İşte burada size makinelerinizle ilgili just-in-time kontrollerin olup olmadığını, network security ile ilgili grup kontrollerin olup olmadığını ya da içerisinde önerilerin olduğu, bak burada terminal uzak masaüstü ediyorsun, batching kullan, ben behavior analytics yaptım, bak bunu tespit ettim ya da Microsoft Defender for Endpoint'ten destek alarak da Linux tarafında da var artık biliyorsunuz, Windows ve Linux sunucularda. Bunlarla da birlikte entegrasyon sağlayarak sizlere tehdit koruması sağlıyor diyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Sadece yapmanız gereken Microsoft Defender for Endpoint'in agent'ını yükleyip bu makinalarla ilgili bir yatay hareket var mı ya da kötü amaçlı bir kod yürütülüyor mu ya da verileriniz bir şekilde sızıyor mu gibi bunları görebilirsiniz diyoruz. Herhalde birçok piyasada kullanılan veri tabanı kısımlardan birisi Microsoft SQL Server. Tabii ki son birkaç yılda burada büyük bir değişim oldu. İşte open source veri tabanı sistemleri ya da Node SQL dediğimiz sistem database teknolojileriyle birlikte
Azure'da da en çok kullanılan veri tabanı yönetimlerinden birisi oldu. İki tane model oldu, hatta üç model olduğunu burada biliyoruz. Siz isterseniz bir Azure SQL'i bir sanal makine üzerinden alabilirsiniz. İsterseniz Managed Instance olarak kullanabilirsiniz. Ya da Azure SQL Database olan bir PaaS hizmetinden faydalanabilirsiniz. Detayına girmeyeceğim üçünün farklarını ama en basit haliyle yine şey gibi düşünün. İşte bir veri tabanınız var on-prem'de ya da kurum içi veri merkezinizde diye çevireyim. Kurum içerisindeki bir SQL serverınızdaki veri tabanınızı Azure'da çalıştırmak istiyorsunuz. İlk başta buradaki tablolarınız, ayarlamalarınız uyumlu olmayabilir. Onu direkt olarak bir SQL makine üzerinden çalıştırabilirsiniz. Ya da uyumluysa Azure Managed Instance ya da SQL Database. Azure Managed Instance yönetilen bir şey sağlıyor. Özetle şu farkı şu, Azure SQL Database'in yönetilen hizmet ayarları, 7/24 izlenmesi gibi çok şey sağlarken Managed Instance aslında size biraz daha Azure SQL VM'lik gibi esneklik sağlıyor. Aklınızda bulunsun. İşte bu taraflarda sizler SQL sunucularınızın ya da SQL hizmetlerinizin korumasını yapmak istiyorsanız işte burada birçok şeyler olabilir. İşte hibrit bir yapıdaki yerinizde de SQL sunucularınızda beklenmeyen bir olay gerçekleştiğinde ya da eksik konfigürasyonlar varsa bunların tespitini yapıp ya da SQL injection gibi ya da SQL kimliğinize yapılan ataklar gibi şeyler tespit edildiğinde bunları bulmanızı sağlıyor. Azure Defender for Storage aslında dikkat edin for cloud'daki bir bileşen. En çok kullanılanları ele aldım. Sonra diğer kısımda bir şey göstereceğim sizlere. Burada dikkat edin sizler herhangi bir işte yapılandırılmamış bir nesne olabilir. İşte JPEG'leriniz, tekstleriniz, herhangi bir dosyalarınız bunları bloklar içerisine alabilirsiniz. Ya da işte FileStore'dan alışık olduğumuz dosyalarınızın yönetimi için Azure File servislerini kullanabilirsiniz. Ya da Data Lake Storage kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen birçok yerde koruma sağlıyor. Bunlar da koruma sağlarken aslında işte sizlere bu account üzerine bir malware tespit olduysa bir alert üretiyor. Ya da İşte atak gerçekleşiyorsa bu ataklarla ilgili sizlere bilgiler veriyor, korumalar sağlıyor ya da diyor ki sen çok sık yapılan açıklardan birisin. Maalesef vakit bulamadım ama makaleyi bitirmek üzereyim, yayınlayamadım. İşte Azure'da en çok yapılan 10 hata, güvenlik hatası gibi düşünün. Sizler storage'ınız var ve storage'ın belirli network'leri açmanız gerekiyor. Belki all public network'ü açtınız ve buralardan da size saldırılar gerçekleşiyor. İşte bu durumları tespit edebiliyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Günümüz aslında hani son yıllarda herhalde DevOps dünyasının da inanılmaz büyümesiyle çok birçok firmanın DevOps dönüşümüne kültürünü ayak uydurmasıyla birlikte hayatımıza konteynerler geldi. İşte Microsoft burada Docker'ı kullanırken şu anda Kubernetes kullanıyor. Container kullanıyor özür dilerim. Orkestrasyonu için Kubernetes servisi yönetiyor. İşte container registry aslında sizin Azure'daki bir deponuz gibi düşünün. Neyi depoluyorsunuz burada? İşte oluşturmuş olduğunuz imajlarınızı yapıyor. Eğer sizler imajlarınız içerisinde kötü amaçlı bir kod, kötü amaçlı bir yapılandırma ya da hatalar varsa ya da eksiklikler varsa bunları tarıyor ve taradıktan sonra da diyor ki ya bu kullanacağın imaj container registry içerisinde barındırmış oldum. Bak bu imajlarda sorun var. Bu açıkları görüyorum. Bunları iyileştir gibi size önerilerde bulunuyor. İşte örnek resimde görüyorsunuz Apache 2.0 olan bir Debian şey tarafta hatanın ne olduğu ile ilgili ya da bununla ilgili imajı nasıl güncellemeniz gerektiğini, eksik olan CSV kodlarını bunları aktarıyor diyebiliriz. Az önce bahsetmiştim işte Kubernetes eğer sizler eminim aramızda da vardır. Çok büyük yapılarda biliyorsunuz container tarafında artık yönetimin ve orkestrasyonun, izlemenin, makine açmanın, kapamanın ya da kill etmenin yapılabilmesi için bir Kubernetes dediğimiz orkestrasyona ihtiyacı var. Bunun Docker Swarm gibi başka örnekleri var ama birçok dünyada, bizim dünyamızda birçok üretici aslında kullanıcı Kubernetes'i daha ön plana çıkar. İşte size burada Kubernetes clusterlarınız içerisindeki nodlarınızın sağlık durumlarını, içerisinde herhangi bir sorun var mı yok mu bunları gösteriyor. Runtime'larınızın tehdit tespitlerini yapıyor veya gözden kaçırılmış policy'leriniz varsa işte bunlar auditleriniz ya da yapmanız gereken ayarlarınız varsa, misconfiguration'larınız varsa bunlarla da ilgili size bilgiler veriyor diyebiliriz.
Son olarak geleceğim, sonra bir şey göstereceğim size. Onun dışında şey, Defender for Resource Manager. IRM template'leri hatırlayacaksınızdır. Microsoft'un klasik yapıdan IRM yapısına geçmesiyle birlikte bizlere çok daha fazla esneklik sağlamıştı. Yani biz artık kod seviyesinde istediğimiz gibi işte SDK'larla ya da ilgili yazılımlarla ya da Cloud Shell'lerle ne yapabiliyorduk? Template'ler ya da buna benzer çözümler oluşturup kullanabiliyorduk. For Defender DNS, For Defender Key Vault gibi bunları çoğaltabiliriz. Sayısı da artacaktır. Yani Microsoft arka tarafta aslında uçtan uca size bilgiler veriyor. Ben slide'ı şöyle sonlandıracağım ama bir ekranları göstermek istiyorum. Sonrasında bitireceğim. Sorularınız varsa alacağım. Bana Mustafa Kara simx.com.tr mail adresinden veya info@simx.com.tr'den ulaşabilirsiniz diyorum. Şöyle göstereyim sizlere. En azından o taraftaki kısımla da şey olsun istiyorum. Biraz daha detaylı da aktarmış olayım sizlere. Geliyorum şu kısma. Hemen açıyorum. Evet. Bir 30 saniyenizi daha alacağım ve bitiriyorum. Şöyle şu slide'dan çıkayım, daha rahat olacak benim için de. Evet. Evet, karşınıza geldi diye düşünüyorum. Şu anda Defender ekranını görüyorsunuz Azure ortamında zaten. Az önce bahsettiğim kısımlar burada. Dikkat edin, benim kullanmış olduğum 3 abonelikte hangi kaynakların neler olduğu ile ilgili ve bana önerilerin ve 522 tane de security alert'in olduğunu söylüyor. Kullanmış olduğumuz regülasyonlarla birlikte de neler olduğunu görüyor. Ben şu anda Defender for Cloud'ın şey kısmını kullanmıyorum. Onu söyleyebilirim sizlere. Hocam sesle alakalı mikrofon kapandı sanırım, bilgin olsun. Özür dilerim. Tekrar başlayalım. Şimdi geliyor mu Necati? Evet. Çok özür dilerim. Ekranda bir sorun var mı? Defender'ı görebiliyor musunuz? Yok, tamamıyla okeydir hocam. Harika. O zaman şöyle yapayım. Bunu anlatacağım dışında şunu göstereyim. Değil mi? Birkaç gündür aslında ne yapıyor? Birçok yani firma, kurum, kişi büyük bir sıkıntı içerisine girdi. Hiç beklenmeyen işte sofistike saldırılar dediğimiz kısımlardan bir tanesi gerçekleşti. İşte ne oldu? Log4j dediğimiz açık meydana geldi ve kodunu görüyorsunuz. İşte aslında birçok kurum ne yapma içerisi geldi? Sağ olsun MS6'da da paylaşıldı. Bunları tespit etmeniz gerekiyor. Doğru mu? İşte siz eğer Defender for Cloud kullanıyor olsaydınız, çok güzel bir örnek buldum. Hemen de paylaşmak istedim. 13 Kasım 2 gün öncenin bir yazısı ve 14 bin küsür kişi de bakmış buraya. Diyor ki biz bunları aslında tespit edebiliyoruz. Nasıl tespit edebiliriz? Birkaç tane örnekle veriyor. Eğer siz diyor bu açıktan diyor etkilenen makinalarınız varsa bunları Defender for Cloud'da nasıl tespit edebilirsiniz? Birincisi diyor Vulnerability Assessment Findings'e gelip bulabilirsiniz. İkincisi software envanterinizden bulabilirsiniz. Üçüncüsü de sizin bakın buralardan nasıl bir ayarlama yapmanız gerektiğiyle ilgili kısımları gösteriyor. Install application'lara geldiğinizde ayar yapıyor. Linki paylaşacağım. Niçin bunları aktarıyorum dersiniz? Bakın Graph Explorer'a atıp buradan daha fazla şekilde bilgi alabilirsiniz ya da query'ler oluşturup işte sağ olsun Birkan paylaşmıştı bizim blogda yanlış hatırlamıyorsam. Birçok yerde görüyoruz bunları. Bulma şansına sahipsiniz. Yani bu tarz çözümler çok daha dinamik ve sizlerin ihtiyaçlarını karşılayan hale geliyor. Şu yapıya bakmak istedim sadece size göstermek adına. Benim burada yapımı görüyorsunuz. Şey ne durumda olduklarımızı da görüyorsunuz. İşte önerilerimi görüyorsunuz. Önerilerde yapmam gerekenleri birazdan göreceksiniz. İşte puanlamamın niye %26'da olduğunu, ben bunları aslında daha secure hale getirdiğimde puanımın artacağını, Necati bahsetti işte MFA kullanırsam puanımın, yani MFA'den kastımız şey biliyorsunuz, çoklu kimlik doğrulama yöntemlerinden bahsediyoruz. Transit dediğimiz verilerimizin, datalarımızın veri saklarken encryption kullandığımızda bu kadar artacağını gibi bilgiler veriyor. Ya da Secure Score içerisindeki envanterimiz içerisindeki yerlere tek bir yerden bakabiliyoruz. Buradan dikkat ettiğinizde görme şansınıza ulaşabiliyorsunuz. Kendiniz buradan workbook'lar oluşturabiliyorsunuz. İşte assessment'lar için, sistem update'leri için, template'ler hazır var galeri içerisinde.
ya da daha fazla öğrenmek istediğiniz bir yer varsa artık bunlardan bilgiler alabiliyorsunuz diyorum. Özetle, aynısı Office 365'te de vardı hocam zaten hatırlarsan. Yani bulut servisinde 365'te de bir security score falan vardı. Aslında bu Azure tarafına gelen ve buradaki yapımızı aslında kontrol edip buradaki güvenliği sağlamamız için bize bazı öneriler veren bir tool gibi diyebiliriz aslında bakarsanız. Kesinlikle çok doğru ve buradaki aslında biraz daha hani şey tarafı gene Necati çok güzel bir şeyden bahsetti. Birkaç aydır biz güvenlik tarafıyla 365 güvenlik tarafıyla da hizmetler veriyoruz çok fazla. Oralarda var işte oralardaki kısım şu Identity Protection için var, Azure AD için var ya da diğer servisler için var ya da 365'te kullandığınız diğer çözümler için var. Bu biraz daha tümleşik bir hale getiriyor. Ben süremi geçtim. Kusura bakmayın. Çok sağ olun bu arada kalanlarınız için. Biraz göstermek de istedim. Ama dediğimiz gibi biz sonrasında zaten biraz yani bu yıl zaten son oldu. Artık yeni yıla geçtiğimiz sürece bir sağ olsun Hasan'la bir güvenlik serisi yapacağız. Belki birkaç yıl sürmesini planlıyoruz. Onun dışında MS Auto'daki birçok arkadaşımdan da geliyor. Dediği gibi Necati'nin belki yakın bir zamanda bunların bir demosunu yapabiliriz. Yani örnek Azure Virtual Desktop kurarız. Onun içerisinde işte Defender yükler. Oradan da buradan güvenlik bilgileri alıp size böyle bir hibrit gösterebiliriz. Benim aktaracağım bu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yani Necati'ye de artık son sözü vereceğim. Özellikle sıkıntılı bir buçuk yıldır bir süre yaşıyoruz. Hani sağlık sorunlarımız oldu. Maalesef üzüntülü haberler de alıyoruz. Ve içinde bulunduğumuz durumlarda başka bir can sıkıntısı hale geldi. Ama ben enerjimizi kaybetmeden hani üretip bir şeyler yaparak daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım yeni yılda sizlere şimdiden sağlık, mutluluk getirsin. Bir sorunuz olduğunda istediğiniz zaman bana işte Necati'ye ulaşabilirsiniz. Bu MUK'la yaptığımız ilk çalışma oldu ve onlara da dediğim gibi biz belki 3 ay oldu değil mi Necati arka tarafı? Yani planlama yapalım, şunu yapalım, oradan nereye ne yapacağımız. Evet yani bir günde olmuyor maalesef. Sizlerin desteğiyle, katılımlarıyla bizler de çok mutlu oluyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sözü Necati'ye bırakıp artık yavaş yavaş kapatalım. Hocam vallahi zaten söyleyecek her şeyi söyledin. Ben çok teşekkür ederim tekrardan tüm katılan herkese, zaman ayıran herkese. Dediğim gibi ilerleyen zamanda umarım çok çok daha iyi yerlerde yüz yüze görüşürüz. Daha uzun etkinlikler yaparız beraber. Farklı konuda olursa dediğim gibi zaten iletişim adreslerimizden bana ulaşabilirsiniz. Mustafa Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Biz elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırız size. Dediğim gibi MUK Teknoloji Microsoft Distributor olarak Türkiye'de destek vermeye başladı ve devam ediyor tam gaz. Eğer bu tarafta da desteğe ihtiyacınız olursa her zaman Microsoft lisansları olabilir, BitTitan konusu olabilir. Diğer konularda da elimizden gelen desteği olmaya çalışacağız sizlere. Çok sağ olun tekrardan. O zaman herkese iyi bir gün diliyoruz. Sağlıklı günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.